Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bu 14 cilttir. Asr'ın getirmiş olduğu getirileri, soruları, şüpheleri, ameli veya itikadi soruların cevabı burada mevcut. Biz bu kitapları tanımadan önce ortaokulda 1974-75 bize ilk önce okulda Hasköy, İstanbul Hasköy Lisesi'nden ortaokulu Karl Marx okutturdular. Aklımıza o kadar soru şüpheler takmışlardı ki değil ameli itikad hakkında çok şeyi, ama Allah'a hamdolsun sana hepsi cevapları var. Şimdiye kadar da şey olmasın ama bir soru sorup da cevap veremediğimi hatırlamıyorum. Yani bir ateistlerin sorup da cevap bilmiyorum dediğimi hatırlamıyorum. İçin elimizdeki hakikat çok kıymetli. Onu anlamak için söylüyorum. Elimizdeki hakikat çok kıymetli. Size soru geldiği zaman ben bir kural şey yapayım, ondan sonra oradan okuyacağım hemen. 4-5 tane bir yöntem var, oraya götürün. İtikada ait sorular geldiği zaman, yani bu kanuniyetini yakalayın. O kanuniyet içinde çözün hemen. Onun gibi misaller hemen aklınıza gelir. Bir soru sordular. Çekirdek ağaç ilişkisini düşün. Yani böyle bir soru ki cevap bu. Bunun içinde. Çekirdekten ağaç çıkma kanuniyetini bak. Güneşle güneştek mevcudat farklı farklı. Elma, armut, gezegenler. Yani Allah haliktir, mahluk nasıl olur? Güneş nuranidir ama çiçek o ne olmuştur? Allah bir anda her yerde, hiçbir yerde değil, farklı farklı iş yapıyor. Güneşin icraatı gibi. Bak, güneş mevcudat ilişkisi. Tamam. Ondan sonra somut ve soyut kavramı, cüz, kül, cüzi ve külli, onu şey yapın. Yani dış dünyadaki malzemeler somuttur, nisbidir. O malzemeleri alırız, içerisinde itibari yapar, değiştiririz, eviririz, çeviririz. Sonra insan, yani çekirdek ağaç ilişkisi olduğu gibi insan kainat ilişkisi de böyledir. Sonra insan Allah ilişkisini düşünün. Bu tür, bu yöntemlerle itikada ait çözemeyeceğiniz bir soru yoktur. Mesela bak, Allah bir anda her yerde, hiçbir yerde değil. Bak, güneş ilişkisi. Mesela Allah'ı kim yarattı? Yani, günde bunlar eski ya. Bunlar 1960'ların soruları yani. Suyu kim ıslattıysa Allah da onu yaratmıştır. Bu kadar basit. Suyu kim ıslattı? Suyu kim ıslattı sorulamaz. Sonsuzun sonunda ne var sorulamaz. Çünkü suyu kim ıslattı sorunun altında su kuruymuş da birisi ıslatmış. Onun için ıslak kalmış. Su niçin ıslatılamaz? Islattığı için ıslatılamaz. Islaklık zatidir, çeverdir. O sonradan takılan bir özellik değildir. Sudan ıslaklığı kaldırırsanız hidrojen ve oksijen kalır. Tamam. Mesela güneş ısısını, ışığını başka yerden almaz, güneş olur. Lokomotif gibi, 9-8, 8-2, 2-1, lokomotif 2 kim çekiyor sorulamaz, o da vagondur. Vagon denir o zaman, lokomotif. Yani böyle Risale'ndeki şeyler, mantıklarla çözülemeyecek şeylerle mesela basit. Ben her yere gidiyorum, konferansa gidiyorum. Bu yöntemler var. Mesela onlardan ait, kardeş bir şey sormuştu, onlarla kalın bir şey okuyayım. Ama bu sayfa 1,5-2 sayfa. Hep cümle. Ben bir baştan şey yapayım. 27. sözden. Asırlara göre şeriatlar değişir. Peygamberler bizim peygamberimizdir. Bütün peygamberler obek obek bir toplumlara peygamberler gelmiş. Obek obek. Mesela 2000 kişi ancak vardı nüfusu. 3000 kişi olmaz. 10.000 olmaz ya. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi değil mi? Yani şimdi kazılarda çıktığı zaman bir şehir çıkıyor. Oraya bir peygamber gelmiş. Niye? O Cenab-ı Hak o nurdan mahrum etmemek için o kavmi, o
semavi dinlerle desteklemiş. Muhabere olmadığı iletişimler şu olduğundan dolayı, ama peygamberimiz zamanında aleyhissalatü vesselam buna ihtiyaç olmamış. Ne yapmış? Asırlara göre şeriatlar değişmiş. Yani niye Allah işte peygamber hepsi onun olduğu halde, çünkü onun olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü iman etmemizi söylüyor bütün peygamberlere. Musa aleyhisselamın şeriatı ayrı, İsa'nın ayrı, Lut ayrı, Şit ayrı. Ya tek bir tane Kur'an gönderse de bu şeyler de olmasaydı olmaz mıydı? Yani başımızda ağrımazdı ya. Özgür müydü? Evet. Başımızda ağrımazdı ya. Tek gelseydi olmazdı. Niye olmazdı? Asırlara göre değişir. Mesela özgürsün. Başka bir özgür de vardı. Gitti mi o? Ha burada. Sen de özgürsün. Sen tıp okudun kardeş. Madem tıp okuyacaksın, ilkokulda niye tıp okumadın? İlkokulda tıp kitabını niye okumadın? Olmaz ki. Çünkü ilkokulda ABC'yi 2 artı 2 eşittir yan çizme, doğru çizmeyi öğreneceğiz. Ama öğrendiğimizi üniversitede de kullandık. Soruyorum, üniversite okurken 7 çarpı 3 kaç yapar? 21. Bu üniversitede matematik yaparken bunu hiç kullanmadınız mı? 2 artı 2 eşittir 3 artı 5. Peki bu bilgi üniversite bilgisi değil ki. Bu bilgi ilkokul bilgisi. Yani üniversite gittik diye ilkokul bilgilerimiz kesilip atılmıyor. O kullanılıyor. Üzerine ağaç oluyor. Peygamberler geldikleri dönemlerde ilkokul seviyesinde, bazıları ortaokul seviyesinde onlara uygun şeriat, mesela çocuğa uygulanan adab, edep, büyük yetişkine uygulanan aynı değil, yöntem yani. Mesela kız çocuğunu aldığın elbiseyle oğlan çocuğuna babasın, aynı mı alırsın? 5 yaşındaki oğlan çocuğa aldığın elbiseyle 9 yaşında kızına aynı mı alırsın? Kişilere göre değişir. Asırlara göre şeriatlar değişir yani. Mesela belki bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Aynı zamanda Adapazarı'nda bir peygamber var, şeriat ayrı. İzmir'de bir peygamber gelmiş, şeriat ayrı. Hatem-ül Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası her asırda her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Fakat öyle iletişim, çünkü medeniyet o kadar ilerlemiş ki gene kendileri söylüyor. Dünya bir şehir gibi olacak diyor. Şehir diyor, köy tabi. Köy. Onun üstadın rivayetten şey yapıyor Murat. Dünya diyor Küleyaz bir köy gibi olacak. Hatta kişinin ayakkabısının bağı konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Tamam? Demirler konuşacak diyor. Yani öyle kendi ümmetinin şeyini görmüş. Yani dünya ama bir köy şeklinde olacak. Köyün yukarısından, sağında, sonundaki birbirlerine haberdar olur. Yani geçmiş ümmet gibi olmayacak benim ümmetim diyor. O zaman başka peygamberlere ihtiyaç kalmamış. Şimdi diyor ki, Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası, yani hepsini kaplayacak farklı farklı aynı konu hakkındaki farklı hükümler var. Mesela kan akmış, abdest almış, kan akmış, almamış. Ebu Bekir Sıddık'la beraber seyahat ederken teyemmüm yapıyor Allah Resulü. Ya Resulallah, bu da abdest mi? Soruya bak. Soru bu. Cevap ne? Karla bile alsanız abdesttir diyor. Kar var mı orada? Nereye intikal ediyor? Yani gelecekte ümmetinde Sibirya'dan iman edenler var. Var olacak. Ve teyemmümün sahasını kara da sıçrattı. Orada kar mı var ki söylüyorsun? Soruda kar yok ki. Soruda kar yok. Yani ama buna da evet demek demek. Evet, karla da almak abdesttir dedi. Ne yaptı? Çok acayip. Yani cevap içinde, yani cevap veriyor, cevap içinde bir ümmetinin hududunu çiziyor. Yani bunu derken bunu uygulayacaklar, beni taklit edecekler. Şeriat-ı kübrası demek. Hepsini kucaklıyor. Her asırda her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Fakat teferratta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Mezhepler niçin ihtiyaç olmuş? Nereden çıkmıştır? Fakat, evet, nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir.
Ya kardeşim bir tane olsa olmaz mı ya? Bir şeriat olsa olmaz mı ya? Niye ya böyle Şafii, Hanefi falan? Kardeşim senin bir elbisen olsa olmaz mı? Ne ya yazlık, kışlık, garson, bayan, gecelik, gündüzlük? Bir elbise yap. Kaç tane günde elbise değiştiriyoruz? Mevsimlere göre, mevsimlere göre ayrı ayrı libaslar şey yapılmış. Ne diyor? Nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir. Bu bir. Sen doktorla alakalı bir örnek geliyor. Mizaçlara göre ilaçlar tebedül eder. Mesela aynı hastalık yetişkinlerde ilaç ayrıdır veya dozu farklıdır. Çocuklarda, gençlerde ilacı veya dozu farklıdır. Öyle mi? Öyle. Mesela yetişkinler şu kadar şöyle içsin. Yani ilaç, hastalık aynı. Ama mizaçlara göre ilaç farklı. Mizaçlara göre ilaçlar tebedül eder. Değişir. Öyle de asırlara göre şeriatlar değişir. Milletlerin istidadına göre ahkam tahavvül eder. Hükümler değil. Mesela İmam-ı Şafii, ya peygamber şöyle yaptı. Ben oradan dur bir mana çıkarayım. Ambeli mezhep demiş ki ben de böyle anladım. Ötekisi diyor ki ben de böyle anladım. Böyle bir mezhep yok yani. Böyle düşünüp de amel çıkarttıkları yok. Peki farklı farklı hükümler söylüyorlar. Şu. Aynı mevzu hakkında Peygamber aleyhissalatü vesselam bir böyle yapmış. Bir böyle yapmış. Bir böyle yapmış. Yapılamayacakları şeyleri de söylemiş. Mesela karla abdest yapılamazdı. Çünkü kar yok. Bu ama onu söylemiş. Karla dağıtsanız demiş. Ya Resul, bu da abdest mi? Karla dağıtsanız abdesttir. Bak. Yani farklı yapmış. Niye farklı yapmış? Bu hikmeti. Mesela kan akmış. Seyahat ederken o Hira Dağı'ndan çıkarken kan akmış. Almamış. Medine'ye doğru geldiği zaman gene bir şeyde akmış. Gitmiş almış. İmam-ı Şafii mezhep imamları şöyle yapmış. Peygamberin aynı mevzu hakkında farklı fiilleri var. Bir yapmış aynı fiil. Kan akması aynı. Ama muamelesi farklı. Alıyor mu almıyor. Aynı fiile. İmam-ı Şafii ve Hanbeli mezhep, İmam-ı Azam, farklı coğrafya, bakıyorlar böyle etrafına, bulunduğu fiziksel, coğrafi durumu, insanların konumu, daha şehircilik mi, daha mı biraz bedevi, coğrafya durumu nasıl, yani sula mı, kuru biber mi? Bu sefer peygamberin bu mu hadisini mi, bunu mu, bir dakika diyor, cemiyetine bakıyor, bu olmaz. Bu model bu cemiyetime girmez. Bu da buraya girdi ama buraya onu. Bunların içerisinde en yakın bu kuşatıcı ve bunlar yapabileceği kolaylık budur. Onu alıyor. Kendi düşünceyi düşünmüyor. Düşündüğü şu. Buradaki cemiyete uygun libas hangisi? En iyi elbise hangisi? Giydiriyor. Mesela 3 yaşındaki çocuğa giymesine göre bakılırsa anne babanın ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Mesela hiç kimse demez ki 3 yaşındaki çocuk gitti dükkanda kendisi aldı. Anne baba ne kadar ihtimam verdiğini neyi gösteriyor? Çocuğa yapılan muamele. Çocuğun cinsiyetine göre zayıf büyük olduğuna sarışın mı siyah mı? Bak şey yapmış. İşte farklı farklı ama hepsi çocuk elbisesi. Mizaca göre değişiyor. Elbiseyi giydiriyor imam. Ya kardeşim aynı dükkandan çıkıyorsunuz, giriyorsunuz, hepiniz farklı şekil boyanmış. Bir çocuğa öyle giydirmiş, bakmış ki siyah çocuğa bunu giydirmiş, ötekisine bunu giydirmiş. Aynı dükkan ya. Ya Allah Allah, dükkan kardeşim, tek mal satmıyor. Mizaca göre, fıtrata göre değişik. Bak bir de düz okuyayım. Nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre, yapılara göre ilaçlar değişir, tebedül eder. Öyle de asırlara göre şeriatlar değişir. Milletlerin istidadına göre ahkam tavul eder. Yani Musa Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam. Ya kardeşim tek gelse olmaz. İlkokul çocuğun müfredatı, eğitimi, üniversite tıp kitabında müfredatı aynı olmamalı. Fıtrata zıttır. Hatta acizliğimizden dolayı 40 tane çocuğa aynı dersi veriyoruz. Oysa her çocuğa ayrı ders verilmesi lazım. Hepsi farklıdır. Acizliğimizdir bu. Bir tanesi çıksa dese ki ben bir okul tuttum. Devlet 40 kişi yok diyor, ben 20 kişi. Hemen oraya gönderiyoruz. Daha kalitelidir diyoruz.
daha genel yap. Bir yer çıksa ben her çocuğa ayrı bir öğretmen iş yapıyorum. Zaten öyle tutuyoruz. Değil mi? En iyi eğitim 40 kişiye bir öğretmen değil, her çocuğa bir öğretmen. Çünkü mizacı farklı. Hepsi farklı farklı. İstidatlara göre ahkam tavul eder. Ya olsun, ya kardeşim bu zulümdür ya. Hepsinin insanların zekaveti, anlayışları aynı değil ki. Aynı elbiseyi nasıl giydiriyoruz? Çocuğun elbise satan yere gidince herkes aynı şeyle mi giriyor? Ahkam-ı şeriyenin teferruat kısmı ahval-i beşeriye bakar. Ama esasat aynı. Allah'a iman bütün peygamberler de aynı. İman esasları aynı. Geçmiş ümmetlerde diyor şey için diyor. Namaz için diyor. Oruç farz olduğu gibi size de. Ama teferruat kısmı değişmiştir. Niye? Milletler, bazı milletler hala şimdi de öyle. Ortaokul seviyesinde kültür fiziksel durumu. Bazıları lise seviyesinde. Bazısı yüksek lisans seviyesinde şey yapıyor. O zaman onların dersleri farklıdır. Ama o farklılıkları ne yapıyor? O ahkamın esnek şeyi. Mesela bir misal vereyim. Bir tanesi dedi ki çok acayip. Dedi ki ben memurum dedi. Türk Hava Yolları dedi. Kendisi hani bu soruyu sordu. Beni Afrika'ya bir yere gönderdi. 3 sene, 4 sene görev yapacaksın. Abi ben Hanefi mezhebini orada uygulansaydı dedi. Adam Hanefi yapmazdı. Hanbeli ki en genç odur. Hanbeli mezhebi yani Şafi'dir. Şafi mezhebidir. En eski o. Ya zaten Hanefi mezhebinin tercihleri Afrika'da olsaydı orada o imam uygulardı. Ya ben ne yapacağım şimdi diyor. Orada Hanefi nasıl yaşayacağım ben ki? Hanefi yaşansaydı Hanbeli çıkmazdı. Onu da demiş imamlar. Şeriatta biliyor musun Özgür? Ne demiş biliyor musun? Gittiğiniz bölgede kendi mezhebinizle alakalı sorularınıza, sıkıntılarınıza cevap verecek alim yoksa ve yaşadığınız alem sizi mezhebinize değilse oradaki yaşanan mezhebi taklit edersiniz. Ta görev bitene kadar. Ya tek olsa, bu sefer tek sistem olsa rahmet olmaz. Mesela diyeyim Hanefi mezhebine göre boşandı. Oldu işte böyle yaptım bu çocukluk. Bak bitti. Tek sistem. Bak rahmet sana yetişiyor. Tamam yuvan dağılmasın. Senin nikahın Hanefi'ye göreydi. Şafi'ye göre değildi. Şafi'ye göre nikahını yap devam et. Bak ne oldu hani teke taraftar olan bak yuvan dağılacaktı. Dağılacağı zaman mezhepler arasındaki farklılığı mum gibi ararsın. Ne kadar nimet olduğunu. Bak nimet bak kurtardın. İnsanlar tek olmadığı için hükümler tek olamaz. Mizaçlar farklı olduğu için ilaçlar tek olamaz, elbiseler tek olamaz. Öyle de asırlara göre şeriatlar değişir, milletlerin istidadına göre ahkam tavır eder. İzle okuyayım. Çünkü ahkam-ı şeriyenin teferruat kısmı ahval-i beşeriye bakar. Yani esasat, iman esasları her peygamberde aynıdır. Peki, şu soruyu sorulsalar. Yani namaz noktasında, kardeşim Kur'an ilmi al kitabı değildir. Kur'an fıkıh kitabı değildir. Kur'an fizik kitabı değildir. Kur'an ağacın çekirdeğidir. Yani ağaçta çekirdekli yaprak yok mu? Var. Şimdi bıçakla yaralım. Orada yaprak bulabilir miyiz? O oradan çıktı diye o özelliği yani yaprak şekli yoktur. Kanuniyeti vardır. Bütün her şeyin yazılımı Kur'an'da var. Ama uygulama yaprak dönemi, yaprak şekli, çiçek şekli, meyve, koku şekli. Mesela karpuzun çekirdeğinde karpuz var. Ama yer bakalım karpuz var mı? Yok. Neyle çıkar? Bu gözle göremezsin. Penzeyle, tornavidayla karpuzu çıkartamazsın. Toprak diyor ki ver bana içini ben sana göstereyim. Şak diye gösteriyor. Tamam. Şimdi Kur'an kanunlar mecmuası. Yani her şey var ama çekirdekteki, ağaçtaki çekirdek gibi program. Ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam o çekirdeği ağaç yapıyor. Bana bakın Kur'an'ın açılımıdır. Onun için peygambersiz Kur'an olmaz. Onun için peygambersiz din olmaz. Ondandır ki zındıklar Kur'an Müslümanları diyor. Devlet işi çok iyi biliyorlar ki ağacı
Ağaçsız çekirdek izah edilemez. Ağacı ortadan kaldırın. Karpuzun kaldırın. Çınarı kaldırın. Çınar çekirdeğinden söyleyin bana ne oldu. Allah Resulü diyor ki ben nasıl yapıyorsam, kılıyorsam öyle yapın. Onun için el çabukluğu, marifet, zındıklık yapılıyor. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam yaşayan bir Kur'an'dır. Hazreti Ayşe validemi söylüyor. Nasıldı ya Ayşe onun ahlakı? Siz Kur'an okumaz mısınız? Hulukul Kur'an. Kur'an ahlakı. O yaşayan Kur'an. Oradaki kanuniyetleri, namaz vakitleri vesaire Peygamber aleyhissalatü vesselam uygulamış. Biz ona bakıyoruz. Çünkü orada müteşabih ayetler de var. Daha çok misaller var ama çabuk okuyorum. Yani ağaçsız çekirdek izah edilemez. Evet, yaprak çekirdekten çıkmıştır ama çekirdeğin içerisinde yaprak yoktur. Yazılımı var. Kur'an da böyledir. Tamam mı? Mesela başka. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yazıyor. Errahmanirrahim. Sesim yazıya benziyor mu? Benzemiyor. Benim bu ifade uslubum buna benzemediği gibi bunun içerisinde yani sesimin içerisinde düşüncelerim var, itikatlarım var. O da herkeste farklı tesir ediyor. Şimdi benim sesimin içerisinde fikriyatı nasıl çıkaracaksın? Ama orada beni tanımlıyor. Çünkü ahkam-ı şem'i ona göre gelir, ilaç olur. Enbiya-i Salife'nin zamanında, geçmiş peygamberler zamanında tabakat-ı beşeriye birbirinden çok uzak, toplumlar birbirinden çok uzak, seciyeleri, fıtratları, fiziksel, coğrafi, fıtratları ya bedevi ya. Bak 1400 sene geçmiş Afrika'da gelmiş mesela Kabe'de tavaf ediyoruz. Kültürlerimiz aynı değil. Biz bile kabayız. Yani onlara göre çok medeniz. Malezyalılar bizden daha medeni, daha yumuşak. Daha kabayız biz yani onlara göre. Hakikaten antika. Ben çünkü çok kafile götürmüşüm. Yani birbirinden çok uzak seciyeleri var. Fıtrat. Hem bir derece kaba ve şiddetli efkarca iptidai. Yani farklı farklı. Hazreti Ömer Peygamber Hazreti Vesselam bazı hadislerini naklediyor. Bakıyor ki o misacına uygun olanları naklediyor. Öte Ebu Bekir kendisine uygun olanları naklediyor. İptidai ve bedeviyeti yakın olduğundan o zamandaki şeriatlar onların haline muvafık bir tarzda ayrı ayrı gelmiş. Yani İsa Aleyhisselam'ın zamanında o tarzda gelmiş. Mesela İsa Aleyhisselam ölüleri Allah'ın izniyle diriltmiş. Peygamberin ölülerine ait o kadar mucize var ki 19. mektupta ölülerini diriltmesi, hatta onun talebesi Geylani de diriltiyordu Allah'ın izniyle. 19. mektupta çocuğu atmış adam, daha önce Müslüman değilken boğmuş. Yani tımarlım işte kız çocuklarını gömerlermiş, boğarlarmış. Sonra tabi Müslüman olunca çıldırıyor tabi. Ya Resulallah şuraya attım falan. Uzun biliyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş ya dua et de çıksın, yani o ne demesi lazım aşağı dini kendisi uydursa. Esnaf ya aslında gitti cennete gitti şey tevil edip geçiştirmesi lazım. Hayır gel gidelim dedi. Gitti ya filane lebeyk ve sadeke ya Resulallah. Buyur ya Resulallah. Duyuyor ya orada herkes duyuyor. Anne babana dönmek ister misin diyor. Hayır onlardan daha hayırlısın. Mesela gene savaştan geliyorlar. Bir sahabiye oğlu vefat etmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor oğlunu. Şöyle işaret etmiş. Evin tek çocuğu. Yani nasıl şey yapsın? Yani mesela. Ondan sonra Hazreti Ali'ye işte geliyor ortada sancak. En son malum biliyorsunuz. En son Ebu Bekir'e geliyor. Peygamber dememiş böyle yapmış. Slav dememiş. Arkaya demiş. Ben nasıl diyeyim ki şehit oldu? Kadına nasıl diyeyim? Bu diyemedi de ben terbiye mi sağ dedi. Hazreti Ali de böyle yapmış peygamber böyle yapınca. Benim arkamda kimse yok. Oğlum ne sorundayım? Kimi işaret edeyim? Ya Ebu Bekir benim oğlum nerede? O kadar darlanmış, o kadar darlanmış ki. Allahu Ekber diyor. Baktı ki arkadan oğlu beni mi çağırdın ya Ebu Bekir diyor. Geldi benimle diyor. Yemek yedi diyor. Yani bunlar mucize tabii. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam evet İsa aleyhisselam çocukken konuşuyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam daha annesinin karnındayken daha yani şey olmadı ümmeti demiş. Doğduğu zaman ağlamayla değil ümmeti diye çıkmış. Kundaktayken değil yani. Vat diye değil ümmeti demiş yani. Yani üstünde o da benim peygamberim zaten. Onun ne meziyeti varsa benimdir ya. Ama ortaokul öğretmeni
Ortaokul öğretmeni yetiştirdiği talebeyi lisedeki öğretmene talebe yetiştiriyor. Lisedeki öğretmen üniversiteye talebe yetiştiriyor. Hepsi ona yetiştiriyor. En son peygamber meyve gibidir, hatemdir, sondur. Ama hepsi bizim. Hepsi peygamber. Biz müşahidlik yapamıyoruz. Onun ne özelliği varsa bizimdir tabii. Ya o şu özelliği vardı, o özelliği vardıysa o da bizimdir ya. Üstünlük değil, peygamberdir tabii. Tabii ki olacak özellikleri. Ondan sonra şuraya çabuk şey yapayım. Enbiya-i Salife zamanında tabakat-ı beşeri birbirinden çok uzak ve seciyeleri hem bir derece kaba hem şiddetli, efkarca, bazılarının fikirleri çok iptidai, basit, ilkokul, ortaokul, bedeviyete yakın olduğundan o zamandaki şeriatlar onların haline muvafık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir. Hatta bir kıtada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler, şeriatlar bulunmuş. Mesela Manisa'da bir peygamber var diyelim, İzmir'de de olmuş. Özkide mesela diyelim. Sonra ahir zaman peygamberinin gelmesiyle insanlar güya iptidai, yani ortaokul çocuğu gibi derecesinden, idadiye derecesine terakki ettiğinden, yani böyle lise dönemine geçtiğinde, orta dönü, yani orta eğitim, yani lise yani, geldiğinden çok inkılabat ve ihtilalat ile, yani çok kavimler birbirine karışarak ticaret yaptılar, alışveriş yaptılar, medeniyetleri gelişince köyler birbirine yakın oldu, köyler yakın olunca ilçeler yakın oldu, ihtilatat oldu, yani birbirine karışma oldu. O zaman buradaki hakem oraya sıçradı, buradaki bir adet orada da adet oldu. Diyorlar onlar sizi, vallahi onlardan gördük bizi. Mesela Almanlar sulu yemeği hiç bilmezlerdi. Değil diye sevmeyi hiç bilmez. Türkler oraya gidince bak onlar da sulu yemek yiyor. Dünyanın her yerinde yoğurttur. İsmi yoğurttur. Bizden gitmiş. Yani ticaret ve ihtiyaç ne yapmış? Savaş dahi olsa savaşın bir sebebi toplumların birbirine tanımasına vesile olmuş. Dolayısıyla birbirine özellikleri kaymış ile akvam-ı beşer bir olmaya başlamış. Bir tek ders alacak, bir tek muallimi dinleyecek, bir tek şeriatla amel edecek vaziyete geldiğinden ayrı ayrı şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Ama bak, ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiştir. Yani itikat ve iman esasları teke indi. Fakat, bu çok önemli, fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinden, mesela Afrika'daki ile İzmir'de yaşayan aynı mıdır? Kültür, eğitimi aynı. Evet, düşünce itibariyle teknoloji, televizyon, internet vesaire basınla aynı şeye getirildi. Ama yaşandı ve fiziksel itibariyle dahi olsa adamın düşüncesi gene basit olduğundan buraya göre, fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinden, bir tarzı hayat içtimaiye de giymediğinden mezhepler taahhüt etmiş. Yani bu farklı toplumları peygamberimiz, evet farklı peygamber gerekiyor. O topluma bir peygamber, bu topluma bir peygamber iken peygamberimizden sonra olmayacak. Olmayınca peki bu ihtiyacı nasıl gidereceğiz peygamberimizden sonra peygamber yok. Evet birbirine yakın ama gene tam değil. O zaman tam değilse bu toplumla bu toplumu birbirine barıştıracak peygamber değil, mezhepler gelmiş bu sefer. Mezhepler yapmış o icraatı. Peygamber yerine onlar yapmış. Oysa peygamber gelmesi lazım. Ama itikat ve amel, itikat cihetiyle, yani anlayış cihetiyle aynı ama amelde aynı değiller. Amelde aynı değil, nasıl yapacak onlara dese ki peygamberin kütüb-i sittesinden kendinize uygun olanı seçin. Aynı fiil, mesela abdest hakkında teyemmüm yapmış, karla da olur demiş, kan akmış almamış, devenin üstünde almış, kumaşa sürmüş almış. Siz de seçin, kendinizi uygulayın. Peygamberin bu geniş umman hadisinden amel yapma hadisini, kendisinin hangisinin olduğunu şey yapacak. Bu sefer bu diyelim ki Levent denilen şu İzmir'deki mahallede herkes hadis-i şerifte kendisini göre bir şey yaptı. Ne olur bu toplum? Herkes ayrı bir havada vurur. Bu toplumu din noktasına tek çırpı yapmak için bir imam çıkacak. Buraya en uygun budur. Herkes bunu yapsın. Ne olur mu öyle şey? O zaman kardeşim bir şehirde herkes akıllıdır, mektep okuduk. Niye vali yönetiyor tek bizi? Bir okulda niye öğretmen tek? Niye okul müdürü tek?
Ya herkes medeni, ilim yapmış. Ya herkes müdür olsun. Yani ne yapacak? Olmuyor işte. İlle bir müdür lazım. Bir şehirde bir vali lazım. Olur mu? Olur, mecburdur başka. Çünkü niye? Evet, eğitimliyiz hep burada ama birisi konuşacak şimdi. Bu dersi birisi seçecek. Ya bana göre şu ders olsa. Hayır. Birisi seçecek. Niye? Elbette ki herkes vali olsa İzmir'de iyidir. Ama o seviye yok. O düşünce yok. O zaman birisi bizi yönetmesi lazım. İşte farklı öbek kavimlerdeki peygamber ihtiyacını farklı mezhepler giderdi. Bunlardan ihtiyaç, bu boşluğu o doldurdu, fitneyi. Herkes kendi başına bir hareket etmeyi, hadis seçmeyi kaldırdı. Dedi ki budur. Yani bir millet yapmak, kavim yapmak. Yani hangi baba der, hangi adam der ki burada değil dışarıda. Ya herkes kendisine göre düşündüğünü yaşasın. O zaman fitne olur kardeş. Bana göre ürettir budur, bana göre budur. Bana göre bana göre derse olsa ne olur? O zaman mutlaka burada bir mümessil seçeriz. Sınıfta başkan seçeriz. Okulda bir müdür seçeriz. Köyde bir muhtar seçeriz. Memlekette bir cumhurbaşkanı seçeriz. Herkes niçin cumhurbaşkanı değil? Olmaz kardeşim. Ya medeniyiz ya. Herkes cumhurbaşkanı olsun. Olmaz. Ama öyleyse ama değiliz o kadar. Eğer beşerin ekseriyeti mutlakası bir mektebi halinin talebesi gibi bir tarz hayat içtimai giyse, yani bir sınıfta hatta lise okuyor Adıyaman'daki, Ağrı'daki, Diyarbakır'daki liseyle İzmir'deki, İstanbul, Ankara'daki lise aynı değil. Aynı ders alıyor. Olmuyor gene yani. Gene kültür şeyi var. Aynı şeyi girse bak. Ekseriyet mutlakası bir mektebi halinin talebesi gibi. Bir tarz hayat içtimai giyse peki kalkar mı? Kalkacak tabii. Mehdi döneminde 4 mezhebi cem edin. Çünkü tamamen bir millet, bir şey, bir köy gibi olacak. O zaman ne diyor? Ne zaman kalkar diyor? Bir mektebi halinin, yani bir sınıfa giren 40 kişi çocuklara hepsi hemen hemen ortalama aynıdır. Yani numaraları aynıdır. Eğer dünyadaki milletler, Müslümanlar sınıftaki çocukların seviyesini gelseler, o zaman mezheplere ihtiyaç yoktur. Mezheplere ihtiyaç farklılıkları kapatmak içindir. Aradaki boşluk yoksa mezhep yoktur. Sahabenin mezhebi yok. Mezhepler ne zaman çıktı? Sahabeden değil, İmam-ı Azam tebe-i tabiindir. Ebu Mesud'un talebesidir. İhtiyaçtan çıkmıştır. Baktı ki herkes kafadan vuruyor. O zaman birisi, yani herkes sınıfta kafada vuruyor, bir mümessil seçiliyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ihtiyaç yok. Çünkü niye? O sahabeler direkt Kur'an'la hadisle gitmeye yetkileri vardı. Yani o seviyeyi katmışlardı. Hatta bitmedi. Sahabeyi görene tabi'in denilir. Yani bir kuşak daha geç. Tabi'in döneminde gene mezhep yok. Tebi'i tabi'inden başlıyor, tamam mı? Tabi şeyi, bu sistemin icraatı. Ha, bir mektebi aliden ayrılıyor. Evet, aynı ders alıyorlar. Batman'daki, efendim, Kars'taki, Edirne'deki, İstanbul, İzmir'deki ama İzmir Konak'taki bir fen lisesi de lisedir. Ötekisi de lisedir. Ama aynı var ama içi öyle değil. Bir mektebi alinin talebesi gibi bir tarz hayat içtimai giyse, bir seviyeye girse o vakit mezhepler tevhid edilebilir. O zaman mezhepler kalkar. Bu ihtiyacımız var oldukça mezheplere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacımız kalkar. Başım ağrımıyorsa aspirin içmem kardeş. Fakat bu hal-i alem o hale müsaade etmediği gibi mezahip de bir olmaz. Ama bu bir ihtiyaç, bu bir fikir yani. Ama usul bu. Eğer hakikaten dünya bir köy gibi gelse mezheplere ihtiyaç yoktur. Eğer Mehdi geldiği zaman da böyle bir şey olacaksa olacak, olmayacaksa olmayacak. Yani bir ulemayı, bir hocayı, bir alimi dinleyecek seviyeye gelse mezheplere ihtiyaç yoktur. Ama bu ahal alem buna müsait değil. O zaman o ara boşluklarını peygamberlerle gideriyorlardı. Şimdi ara boşluklarını, mesela Türkiye'de de öyle. İkisi de lise mezunu ama birisi yüksek bir şey. Bu sefer üniversite hazırlama kursuyla o ara boşluğunu gidermeye çalışıyor. Veya eve hoca alarak ara boşluğunu gidermeye çalışıyor. Yani bu fıtratta var yani, bunu hiç yapamayız. Mezhepler de toplumlar arasındaki ara boşluğunu, iki, toplumun içerisindeki
farklı düşünceleri tek düşünceye bir sisteme koymak, fitneden kurtarmak diye devam ediyor. Mesela soru okuyorum, kesiyorum. Diyor ki, eğer desen, soruyu okuyorum. Bak, külliyatta hepsi var diye söylüyorum. Eğer desen hak bir olur, tek bir hak olur. Nasıl bu 4 ve 12 mezhebe muhtelif ahkamlar hak olur? Tamam, anladık, mezhebe ihtiyaç olur ama hak bir olur ama 4 tane niye var ya? Diyor. Sayfa 485. Ama bu nurdersi.com'da da şey yapabilirsiniz orada ama burada hak bir, bak soruyu ne kadar cevabı kesin ki, ben bu cesaretle söylüyorum. Hak bir olur. Nasıl bu 4 ve 12 mezhep muhtelif ahkamları 12 tane veya 4 tane mezhep hak olur? Yani nasıl 12'si veya 4'ü nasıl hak olur? Hak tek olması lazım diye şey yapıyor. Aynı bunun gibi tam bir sayfa, 100 örneklerle izah ediyor. Ama saatimiz bu kadar. Bir akşam da alim olacağız. Ve ahir davahu ben ilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tu ma selamat.